Çevik Mobilya nöbetçi eczaneleri sunar. Bestel Çevik Mobilya nöbetçi eczaneleri sundu. Sevgili izleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Yıl sonra yapımı tamamlandı. Vali Davut Gül görev yeri değişen kaymakamlarla bir araya geldi. Ünlü isimler Sivaslılarla buluşmaya devam ediyor. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber'de. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. 4 Eylül Küçük Sanayi Sitesi içerisinde 31 yıl önce temel atılan ama bir türlü bitirilemeyen 4 Eylül Sanayi Camii'nde mutlu sona ulaşıldı. 4 Eylül Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından bugün açıldı. 4 Eylül Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından bugün açıldı. Sivas'ta 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde 30 yıl önce yapılmaya başlanılan cami, cuma namazı ile ibadete açıldı. Gültepe Mahallesi 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde esnaf ve işçilerin daha rahat namaz kılması için yeni bir cami yapılmasına karar verildi. ...1988 yılında temel atılarak yapımına başlanılan cami için 4 Eylül Sanayi Camii Derneği kuruldu. Yardımseverlerin yardımlarıyla toplanılan paralar caminin yapımında kullanılırken, aradan 30 yıl geçmesine rağmen caminin yapımı bitirilemedi. 30 yılda çok sayıda dernek yönetiminin de değişmesiyle caminin yapımı bir türlü tamamlanamazken, yaklaşık 1,5 yıl önce değişen son yönetimle beraber caminin yapımı hızlandı. Allah'a emanet olun.
Yaklaşık 8000 metrekare alana kurulan cami 6000 kişilik kapasitesiyle bugün cuma namazı ile birlikte ibadet açıldı. Serit Haber'e konuşan 4 Eylül Sanayi Camii Dernek Camii'nin uzun süredir inşaatının devam ettiğini belirterek bugün açıyoruz dedi. Bugüne kadar getirdik. Hamdolsun Allah'a ki bugün caminin açılışını yaptık. Yani ilk cumamızı kıldık. Mutluyuz. Burası 4 Eylül Sanayi Sitesi Camii'dir. Esnafımızın imkanlarıyla yapılan bir camidir. Geç kalmasına rağmen, bir takım engellemelere rağmen bu engelleri aştık. Çok şükür. Bugünlere getirdik. Sivas Valisi Davut Gülis'i uzun süredir tamamlanamayan caminin bugün cuma namazıyla ibadeti açtıklarını söyleyerek emeği geçenlere ve dernek yönetimine teşekkür etti. Evet, sanayi esnafımızın, hayırseverlerin gayretleriyle bugünlere kadar gelen güzel bir cami olmuş. Bu bölgenin ihtiyacını gideriyor. Emeği geçenlere, hayır hasenette bulunanlarda, maddi manevi katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun. Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Sivas Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Tefsiyeciler Odası Başkanı Hakan Demirgil, SRT Televizyon Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Asdemir, tamamlanan ve ibadete açılan 4 Eylül Camii hakkında görüşlerini ve hayırlı olsun temennilerini dile getirdi. Sayın Başkanım, yaklaşık 30 yıl. Evet, tabii gerçekten uzun bir süre aldı ama mutlu sona eriştik diye düşünüyorum. Başlangıçtan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür etmemiz gerekiyor, dua etmemiz gerekiyor. Allah razı olsun. Bu bölgenin, bu camiye büyük ihtiyacı vardı. İhtiyaç tamamlandı. Tabii bugün ilk cumamızı kıldık, ibadetimizi yaptık. Gayet güzel olmuş. Biz bundan önce de emeği geçen bütün yöneticilere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gerçekten Sivas'a bir şaheser. İçerisindeki yapımıyla, dışarısıyla. Tabii biraz uzadı mı? Uzadı. Yeni gelen yönetim arkadaşlarımız, bizim kendi arkadaşlarımız, onları göreve getirdikten sonra hızlı bir şekilde çalışarak bugün itibariyle ibadete açtılar. Cumamız mübarek olsun. Bugün uzun yıllar birkaç defa da haberini yaptık. Yani yapılması için, bir an evvel ibadete açılması için haberini yaptığımız 4 Eylül Camii'ni bugün inananlar, hayırseverler, Müslümanlar, müminler ibadete açtılar ve ilk cuma namazını burada kıldılar. Vaizinde de söylediği gibi hocamızın, camiler bizim cennet bahçemiz, Allah'ın evi. Buralar bizim ahirete, cennete, o yüce makama ulaşacağımız yerlerin basamakları. Bu güzel mekanları yapan her kimse, kim emek verdiyse Allah onlardan razı olsun diyorum. Vali Davut Gül, İçişleri Bakanlığı'nın 1 Eylül 2018 tarihli mülki idare amirleri atama kararnamesiyle görev yeri değişecek vali yardımcısı ve kaymakamlarla bir araya geldi. Vali Davut Gül, İçişleri Bakanlığı'nın 1 Eylül 2018 tarihli mülki idare amirleri atama kararnamesiyle görev yeri değişecek vali yardımcısı ve kaymakamlar ile bir araya geldi. İlk olarak Eylül ayı kaymakamlar toplantısı Vali Davut Gül'ün başkanlığında Sivas Valiliği'nde gerçekleştirildi. İlçelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, yatırımlarını, taleplerini ve projelerini değerlendirmek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan toplantıda asayiş ve güvenlik hizmetlerinin yanı sıra ilin yönetim, ekonomik, sağlık, sosyal yardım, kültür, spor, çevre ve şehircilikle ilgili konuları görüşüldü. Toplantıda kaymakamlar yaptıkları çalışmalar ve ilçelerin sorunları hakkında Vali Davut Gül'e bilgi verdi. Ardından İçişleri Bakanlığı'nın 1 Eylül 2018 tarihli mülki idari amirleri atama kararnamesiyle görev yeri değişecek vali yardımcısı ve kaymakamlara bugüne kadar Sivas'a yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Gül, yeni görev yapacakları yerde başarılar diledi. Sivas Kongresi'nin 99. yılı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Yılı anısına düzenlenen 7. Sivas Kitap Günleri konuklarını ağırlamaya devam ediyor.
İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Anısı'na bu yıl 7.'si düzenlenen kitap günlerinin 5. gününde Hadi Özışık ve tüm Türkiye tarafından severek izlenen Payitaht dizisinin Mahmut Paşası Hakan Boyav birer söyleşi gerçekleştirerek sevenleriyle buluştular. Türkiye'de reklam sektörü oluşmamış internette. Avam işte açalım burada tam sayfa ilanı televizyon, telefon, bilgisayar ilanını gazeteye veriyor. Şeye gidiyorsunuz internete veriyorsunuz, internete vermiyor. Şimdi doğrusunu isterseniz biz Payitaht dizisine başlarken birazcık da ürktük. Çünkü tarihsel bir konuydu. Tarihten bahsedecekti. Serit Haber muhabirlerimizden Gülşah Sizgek'e özel açıklamalarda bulunan Hadi Özışık Sivas'a daha önce Sivas Spor ile Fenerbahçe maçı için geldiğini dile getirerek şu ifadelerde bulundu. Peki bildiğimiz kadarıyla Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde internet gazeteciliği dersleri veriyorsunuz. Evet. Bu konu hakkında gazetecilik yapmak isteyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben artık kağıt gazeteciliği bıraktım. Evet. Televizyona bir şey demiyorum ha. Evet tamam. Yani kağıt gazeteciliğin dışında internet gazeteciliğinin yerelde yapılması çok önemli. Ama bunun için bir yasasının çıkarılması lazım. Hadi Özışık'ın ardından Payitaht dizisinin Mahmut Paşası olarak bilinen Hakan Boyav Serit Haber'e konuk oldu ve Sivas'a ilk kez geldiğini vurgulayan Boyav ailesiyle beraber tekrar gelmek istediğini söyledi. Merhaba sevgili seyirciler. Bugün sizler için Payitaht dizisinde gönüllere taht kuran Hakan Boyav ile küçük bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Öncelikle Hakan Bey, Sultanşehir'imize, Sivas'ımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buradan da bütün Sivaslılara selam gönderiyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Peki ilk defa mı Sivas'a geliyorsunuz? Vallahi Sivas'a ilk defa geliyoruz bu kitap fuarı dolayısıyla. Ama işte bir 6-8 saat bir boş zamanımız oldu. Kardeşlerimiz sağ olsunlar Sivas'ı gezdirdiler. Çok beğendik, çok hoşumuza gitti. Ayrıyeten tabii gene ailemizde bir turistik seyahat yapma fikri de kafamıza yerleşti. Bugün böyle kalamadık. Bir gün gibi bir dar bir sürede buradayız. Setimiz dolayısıyla. Abdülhamit'in seti dolayısıyla. Ama tatile çıktığımız zaman Sivas'a bir ziyaret etmeyi programa aldım. İnşallah Allah nasip eder. Turistik olarak da bir daha görürüz şehrinizi ama çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Bir de çok misafirperver insanlarsınız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizler teşekkür ederiz. Peki tarihi bir dizide böyle bir rolü oynamak nasıl bir duygu? Evet. Şimdi tabii Payitaht Abdülhamit'te Mahmut Paşa rolünü oynuyorum ben. Sevenlerimiz, izleyenlerimiz bilir. Mahmut Paşa da sevilen bir karakter oldu. Çok sevildi. Tarihi dizilerde oynamak çok büyük keyiftir. Ama şimdi tarihi dizilerde bazen oynarsınız. O keyif çok zevkli bir şeydir tarihi dizide yer almak. Ama tarihi dizilerdeki her karakter tarihsel bir karakter olmayabilir. Bazen tarihi dizilerin içinde hayali karakterler de olabilir. Tarihi bir dizide yer alıp bir de tarihte olan bir karakteri oynamak katmerli zevkli. İstanbul'da yaşayan Sivaslı iş adamı Erdoğan Bozatlı, her fırsatta Hayat Ağacı Derneği'ne destek olmaya devam ediyor. Her yıl gönderdiği yardımlara ihtiyaç sahiplerini sevindiren Bozatlı yine bu yılda bir kamyon yeni kıyafet gönderdi. İstanbul'da yaşayan Sivaslı iş adamı Erdoğan Bozatlı her fırsatta Hayat Ağacı Derneği'ne destek olmaya devam ediyor. Her yıl gönderdiği yardımlarla ihtiyaç sahiplerini sevindiren Bozatlı yine bu yılda bir kamyon yeni kıyafet gönderdi. Aynı zamanda Sivas Spor Kulübü Başkan Yardımcısı İş Adamı Bozatlı'nın gönderdiği kışlık çocuk kıyafetlerde 58 numarası dikkat çekiyor. Sivas'a aşığı Bozatlı'nın gönderdiği yardımlar Sivas'taki aile dostu Metin Torunoğlu tarafından Hayat Ağacı Derneği'ne teslim edildi. Hepsini bölüm bölüm ayıracaksınız vatandaş geldiğinde efendim diyor pat diye. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği'nin hayır sahiplerinin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine yardımcı olduğunu belirterek, özellikle İstanbul'da yaşayan hemşehrimiz Erdoğan Bozatlı'nın her yıl yaz ve kış dönemlerinde binlerce kıyafet gönderdiğini söyledi. Erdoğan Bozatlı Bey kardeşimiz şu an itibariyle 10.224 parça özellikle öğrencilere yönelik, çocuklara yönelik giysi göndermiştir. Kısaca dağıtımını söylüyorum. Polo yaka kapşonlu 1200 adet. Fermuarlı mont 480 adet.
Selanik ve yaka sivit 2470 adet, yarım balıkçı sivit 630 adet, erkek çocuk eşofman 4800 adet, kız çocuk eşofman takımı 644 adet, toplam 10.224 adet. İş adamı Erdoğan Bozatlı'nın yakın arkadaşı Metin Torunoğlu, kız ve erkek 6 ila 20 yaş gruplarına yönelik kıyafet gönderen hemşehrimizin her zaman Hayat Ağacı Derneği'ne destek olduğunu ifade ederek bunların değerinin ortalama 450-500 bin TL civarında olduğunu söyledi. Suşehir'inde bulunan hemşehrimiz Sayın Erdoğan Bozatlı her yıl geleneksel hale getirmiş olduğu giysi yardımını bu senede okulların açılış sezonuna denk getirerek 6 ve 20 yaş grubu olarak 10.224 adet yaklaşık 450 ile 500 bin lira arası giysi yardımı göndermiş bulunmaktadır. Metin Torunoğlu Hayat Ağacı Derneği'nin kurulmasına öncülük eden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile buranın faaliyet göstermesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederek hayır sahibi hemşehrimizin Erdoğan Bozatlı'nın yardımlarının diğer iş adamlarına örnek olması temennisinde bulundu. 14 yıldır faaliyette bulunan bu hayat ağacına emeği geçen başta mimarisi Belediye Başkanımız Sami Aydın Bey'e, Türkiye'de örnek olan hayat ağacına ikinci başkanımız Sayın Ahmet Özaydın Bey'e, müdürlerimize Murat Bey'e, Mustafa Ağarsoy Bey'e ve elemanlarına da bu eşit şekilde hakkaniyetle yardımları dağıtan bütün emeğe geçenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 192. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sivas Belediyesi Zabıta Müdürü Zekeriya Kayalı ve beraberindeki zabıtalar Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 192. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sivas Belediye Zabıta Müdürü Zekeriya Kayalı ve beraberindeki zabıtalar Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. 92 yılında nerede kurulmuş? Osmanlı döneminde ziyarette teşkilatın tarihi süreci hakkında bilgi veren Kayalı, Sivas'ta yaptıkları çalışmaları anlattı. Bir simit alırken dahi vatandaş, bayan o simiti o tozda, toprakta, egzoz dumanında maruz kaldığını düşünmüyor. Bizim arkadaşımız, ya işte bu simit sizin en sevdiğinizde, çocuğunuza dahi böyle egzoz dumanında alırdınız dediği zaman, ha özür dilerim, hakikaten ben yanlış yapıyormuşum dediği şahit olduğumuz zamanlar oluyor. Bizlerin tabii ki bu görevi yaparken görev olmamız gerekiyor. İşte halka hitabımızı veya işte o esnafa hitabımızı çok düzenli, düzgün seçip ifadelerimizi düzgün kullanmamız gerekiyor. Vali Davut Gül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dilenci meselesinin çözülmesi gerektiğini işaret etti. Özellikle küçük yaştaki çocukların dilendirildiğini ifade eden Gül, çocukların sokakta dilendirilmesi, çalıştırılması asla kabul edilemez. Bu konuyla ilgili geniş katılımlı bir toplantı yapacağız. Kararlılıkla bu sorunu ortadan kaldırmamız lazım diye konuştu. Dilenci tespitinin sivil olarak takip edilmesine dikkat çeken Gül, zabıta teşkilatına çalışmalarında da başarılar diledi. Sokakta dilendirilmesi, çocukların sokakta çalıştırılması, işte 8 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında asla kabul edilemez. Pazartesi emniyet müdürlüğümüz, belediye, sosyal hizmetler, sekreter, klasa ve bütün tarafların olduğu bir toplantı yapacağız ve kararlılıkla bu sorunu ortadan kaldırmamız lazım. AK Parti Başkanlığı'na getirilen Eczacı Hakan Aksu'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. AK Parti Başkanlığı'na getirilen Eczacı Hakan Aksu'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Özürlerimi kabul edin. Eski İl Başkanı Avukat Ziya Şahin'in yerine atanan İl Başkanı Eczacı Hakan Aksu'ya SRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Asdemir ve program yapımcımız Nihat Bulut hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Randevu uzadı. SRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Asdemir yeni göreve getirilen Hakan Aksu'ya görevinde başarılar diledi. Bilmiyorum yani. Bugün Sayın Başkanımızı seçiminden sonra, teşkilatı kurduktan sonra ilk ziyaretimiz Hakan Aksu. Uzun yıllar tanıdığımız ve geleceğinden de güvendiğimiz, emin olduğumuz bir kardeşimiz. Sivas'a güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Kendisini ve yönetimini tebrik ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin, iyi hizmetler yapmayı nasip etsin.
AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ise Sivas'ın güzide kanallarından Sivas Radyo Televizyonu Yönetim Kurulu'na yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür etti. SRT Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Hasdemir Beyefendi ve kendisine Nihat Abim olarak hitap ettiğim Nihat Abimize bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yerel medya bizim en önemli güçlerimizden birisi. Yaptığımız faaliyetlerin duyurulması açısından en önemli kurumlar, kuruluşlar yerel medyalarımızdır. Biz de bu süreçte yaptığımız faaliyetlerle ilgili, duyurulmayla ilgili kendilerinden destek bekliyoruz. Tekrar bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Tüm hemşerilerime de hayırlı günler diliyorum. Sivas'ta ata tohumuyla gübresiz organik tarım yapan çiftçi Yaşar Ramazan Fidan, iki dönüm arazide 8 kilogram tohumla 2 ton fasulye elde etti. Sivas'ta yaşayan emekli mali müşavir Yaşar Ramazan Fidan, merkeze bağlı Bostancı köyünde babasından kalma arazide 10 yıl önce tarım yapmaya karar verdi. Fidan daha sonra sağlıklı ürünler tüketmek adına sağlıklı ürün yetiştirmenin yollarını araştırmaya başladı. Fidan 5 yıl süren araştırmaların neticesinde ata tohumu ile gübresiz üretim yapmaya karar verdi. Önce hobi olarak bir bahçe yapmak istedim. Fakat daha sonra çalışmak gerektiğini, bir şeyler üretmek gerektiğini anladım. Memleketimize, milletimize, vatanımıza. Tabii sağlıkla ilgili, sağlığa çok önem veren bir insanım. Acaba bu gübresiz nasıl bir şeyler üretebiliriz? Bunun araştırmasına girdik. Araştırdığımızda işte ata tohumu nasıl elde ederiz? Çevrelerden, bazı yerlerden araştırma yaparak bir ata tohum elde etme yönüne gittik. Burada domates olsun, yaklaşık 10 yıldır ki bu ata tohumunu araştırıyoruz ama 4-5 yıl önce bunu bir yerden elde ettik. Bu süre içerisinde ata tohumlar buldu. Fidan ata tohumlara gübre kullanmadan ekmeye başladı. 10 yıl boyunca toprağa gübre vermeyerek toprağı gübrenin kimyasal etkilerden arındırmayı başardı. Daha sonra bahçemizde bunu nasıl yaparız diye düşündük. Fakat organikte daha önce bu tarlalarda gübre kullanılmış ama 10 yıldır da gübre kullanmadık. Kesinlikle de gübreyi yasakladık. Her türlü gübreyi kesinlikle yasakladık. Bir deneyelim dedik. Denedik, gübreyi tamamen toprağımızdan attık. Yani tam 10 yıl oluyor. 10 yıl sonra verimin her yıl daha da arttığını gördük. Çünkü toprak demek ki kendine geliyor. İşte solucanlar, başka böcekler, başka şeyler üremeye başladı. Tabii insan sağlığını etkileyen her türlü şeyden kaçındığımız için de rahatlıkla herkese diyoruz, bahçemize girdiğimiz zaman her türlü ürünümüzü yıkamadan da yiyebilirsiniz. Bunun garantisini veriyoruz. Organik tarım çalışmalarını her geçen gün artıran Fidan, 10 yılın sonunda 2 dönüm ektiği 8 kilogram ata tohumu ile 2 ton fasulye elde etti. Fasulye ektik 8 kilo. 8 kilo, sadece 8 kilo ektik. 2 tona yakın hasat elde ettik. Yani hala da şu anda canlılığı devam ediyor. Ya müthiş bir olay. Artık biz bunu neye bağlıyoruz? Gübre olayını gündemimizden çıkarmamıza bağlıyoruz. Fidan ata tohumuyla elde edilen organik fasulyelerin yoğun talep gördüğünü ve taleplere cevap vermekte zorluk çektiğini belirtti. Talebe yetişemiyoruz. İşin aslında burada tonlarca da üretseniz şu anda Sivas'ın talebine yetişemiyoruz. Ya belli bir dar tutmaya çalışıyoruz çünkü İnsanlar üzülüyor yani. Ben alamadım, yapamadım, edemedim. Ve fiyat konusunda da hiçbir şey söylemiyorlar. Fiyat istediğinizde, biz de çok fahiş bir fiyat söylemiyoruz. 5 liraya satıyoruz. Toprağı insana benzeten Fidan, toprağında sağlığına ne kadar önem verilirse o kadar verim elde edileceğini ifade ederek şunları kaydetti. İnsan, toprak da bir insan gibidir. İnsana nasıl sağlığına önem verirseniz toprağın da sağlığına önem vermeniz gerekiyor. Nasıl önem vereceksiniz? Otunu iyi temizlemek, efendim sulamasını çok iyi yapmak gerekiyor. Salma sulama veya üstten püskürtme sulama kesinlikle olmaması gerekiyor. Damlama sulama hem ekonomik hem çok az bir su kullanıyorsunuz. Hem belli bir saatte kullanıyorsunuz ve sulamayı da mutlaka gece yapmanız gerekiyor. Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 il genel meclis üyesi yaralandı. Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 il genel meclis üyesi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Erzincan Karayolu Hafik ilçesi Yarhisar Köyü geçişinde meydana geldi. Kazada AK Parti Suşehir İl Genel Meclis üyeleri Ali Yaman ve İdris Yazıcı'nın içerisinde bulunduğu 58SD059 plakalı araç sağanak yağmurun etkisiyle kayıp yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaralanan il genel meclis üyelerinin ilk müdahale Zara Devlet Hastanesi'nde yapılırken ardından Sivas
Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildiler. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen kazada ilk inceleme başlatıldı. Yaman ve Yazıcı'nın Sivas'ta katıldıkları il genel meclisi toplantısından çıkarak Suşehir ilçesine gittikleri öğrenildi. Sivas AK Parti milletvekili Semiha Ekinci ve il genel meclis üyeleri hastaneye giderek yaralıların durumları hakkında bilgi alırken geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kazayla ilgili AK Parti il başkanı Eczacı Hakan Aksu meclis üyelerine geçmiş olsun temennisinde bulundu. Hafif Yarısar'da iki Suşehir il genel meclis üyemiz bir kaza geçirdi. Ali Yaman ve İdris Yazıcı. Allah'a şükür herhangi bir hayati tehlikeler yok. Hafif yaralanmayla atlattılar. Onlara da sizin ekranlarınızdan geçmiş olsun temennilerimi sunuyorum. 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği öncülüğünde Sivas İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesi koordinesinde bu yıl 7.'si düzenlenen Sivas Kitap Günleri dolu dolu geçiyor. 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği öncülüğünde Sivas İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesi koordinesinde bu yıl 7.'si düzenlenen Sivas Kitap Günleri dolu dolu geçiyor. Kitap günleri kapsamında 5 gündür şehrimizde bulunan yayın evleri kitaplarını sergileyerek kitap severlerin yoğun taleplerine cevap veriyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sivas Kitap Günleri'ni nasıl buluyorsunuz? Yoğunluk nasıl? Sivas Kitap Günleri ülkemizdeki ender doluluk oranı yüksek olan kitap günlerinden bir tanesidir. Geçenlerde Sinop'taydım. Mesela birkaç ili gezdim. Oradaki kitap fuarlarıyla mukayese ettiğimiz zaman Sivas Kitap Fuarı'nın çok ilgiyle gözlemlendiğini takip ediyoruz. Sivas halkının büyük bir kısmı buraya geliyor. Siz de dikkat ederseniz genç, yaşlı, herkes burada. Öyle olduğu için de şehirde bir sinerji de oluşturuyor bu aynı zamanda. Bu fuara bir katılmış olmaktan dolayı biz mutluyuz. Sivaslıların kitaplara olan yoğunluğu nasıl, kitap günlerini nasıl buluyorsunuz? Ya tabii ilgi alaka var Sivas'ın nüfusuna göre. İnsanların birçoğu buraya gelip gidiyorlar. En azından alışveriş olsa da olmasa da sürekli bir hareketlilik var. Tabii bu esnada bereket de oluyor bunun içerisinde. Biz de hem kendi yapmış olduğumuz el ürünlerini hem de kitaplarımızı getirdik, satmaya çalışıyoruz. Öncelikle yapan, organize eden belediyeye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel, yani öyle diyeyim, güzel. Akşamları böyle daha kalabalık, yoğun oluyor. Gündüz güneşi boş oluyor ama akşamları daha yoğun oluyor. Her biri kendi alanında geniş okuyucu kitlesine sahip olan birçok yazar, şair ve akademisyen, Burcuye Medresesi'nde yaptıkları söyleşilerin ardından kalabalık kitlelere imza programı gerçekleştiriyor. Öğretmenliği bölümü son sınıfta öğrenciyim. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Sivas'a gelen yazarlar kentin eşsiz kültürüne tanıklık ederken severleriyle buluşmaya devam ediyor. Beni motive ettim, terapi ettim, tabirim caizse kasa getirdim, eşime mesaj yazdım. 7'den 70'e herkese hitap eden 7.'si düzenlenen Sivas Kitap Fuarı'nda vatandaş memnun olurken standlarda yer alan yayın evlerinin de yüzü gülüyor. İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Anısı'na bu yıl 7.'si düzenlenen Sivas Kitap Günleri'nin 5. günündeyiz. Biz de ST Haber ekibi olarak hem stand sahiplerine hem de vatandaşlara Sivas Kitap Günleri'ni nasıl bulduklarını sorduk. Ben 4 yıldır gelme sebebimden birisi de burada insanların kitaplarla olan çok sıcak diyaloğu, karşılıklı konuşmaları, çeşitli tek bir kitaba veya tek bir anlayışa da yönelmiyorlar. Hemen hemen burada her yazar bir şekilde kendini ifade edeceği bir okuyucu kitlesi buluyor. Bu yüzden Sivas'ın bu çoğulcu düşünen yanını çok seviyorum ben. Gayet güzeldi. İstediğimiz kitapları da aldık arkadaşımızla, hediyeleri de aldık. Güzeldi. Ben de aynı şekilde. Birlikte aldık zaten. Birlikte gezdik. Çok güzeldi. Bayağı da kitap almışsınız. Evet. Bayağı da. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi günler. Yedincisini yaptığımız bu fuar hakikaten kitap okumak isteyenler için ideal. Çok güzel. Bu kitap fuarının böyle şeylerin bütün şehirlerimizde, ilçelerimizde insanların yaşadığı her bölgeye ulaşması gereken bir fuar. Çok güzel.
Etkinlik gayet güzel. Yani şu anda bir okyanus içerisindeyiz. Öyle söyleyeyim, bir kültür çatısı altındayız. Şahane bir şey. Keşke herkes kitap alabilse buradan. Tüm kitapları hem daha uygun fiyata bulabiliyoruz. Hem de Sivas için gerçekten çok güzel bir şey. Mesela gezip dolaşırken küçük çocukları getirdiğimiz zaman onların kitaba olan ilgisini daha çok artırdığını düşünüyorum. Bizler için de mesela bu kitap alacağım zaman bu fuara saklıyorum. Burada alıyorum. Bir yıl boyunca okuyorum. Tekrar fuar açıldığında tekrar alıyorum. Dediğim gibi kitap fuarında ben bayanların daha yoğun olduğunu ve daha çok kitaba ilgi gösterdiğini gördüm. Bu sevindirici bir şey. Çünkü hani düşünsenize okumayı yasaklanmış neredeyse bir nesli. Özellikle bayanlar için. Yani gurur duydum. Sivas'ta Temmuz ayında 5196 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Temmuz ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 22.731.759 adet taşıtın %54,3'ünü otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %1'ini otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Sivas'ta toplam araç sayısı 159.710 olurken bu araçların 83.138'ini otomobiller, 3.378'i minibüs, 1.441'i otobüs, 25.745'i kamyonet, 6.221'i kamyon, 7.045'i motosiklet, 464'ü özel amaçlı araç ve 247'de traktör oldu. Temmuz ayında 96.562 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Sivas Cem Vakfı Şube Başkanı Ünal Karataş yaklaşan Muharrem ayı ile ilgili bugün basın toplantısı gerçekleştirdi. Sivas Cem Vakfı Şube Başkanı Ünal Karataş yaklaşan Muharrem ayı ile ilgili bugün bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Cem Vakfı'nda düzenlenen toplantıda Başkan Karataş bir Muharrem ayını geçirmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu ifade ederek şunları kaydetti. Birçok peygamberimizin hayatında çeşitli kerametlerin vuku bulduğu bu ayda sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biricik torunlarından Hazreti Hüseyin Efendimizin ciğerparesinin 72 şühedasıyla birlikte şehadet şerbetini içmesiyle Muharrem ayı yası mateme bürünmüştür. İslam alemini derinden yaralayan Kerbela olayı meydana gelmiştir. Bizler de yarından itibaren yani ayın 8'inden itibaren 3 günlük Masum-ı Pak oruçlarımızı tutacağız ve Muharrem oruçlarımızı da karşılamış olacağız. Ayın 11'inde Muharrem oruçlarımızın ilk günü başlıyor, 22'sinde son bulacak. Ayın 20'sinde yani 10 Muharrem'de vereceğimiz iftar yemeğiyle birlikte aşure lokmamızı da ikram edeceğiz. Başkan Karataş Muharrem ayının ülkemize, milletimize, ulusumuza birlik ve beraberliğimize huzur getirmesini niyaz ediyorum diyerek Muharrem ayı hayırlara vesile olsun dedi. Ben bu duygu ve düşünceler ile Muharrem ayının ülkemize, milletimize, ulusumuza birlik, beraberlik, huzur ve barış getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Muharrem ayının hayırlı geçmesini diliyorum. Cem Vakfı Sivas Şubesi Yönetim Kurulu adına bizleri izleyen tüm canlarımızı bir kez daha saygı ve muhabbet ile selamlıyorum. Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sivas merkezli 4 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı. Fethullahçı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sivas merkezli 4 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ-PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Sivas, Ankara, Mersin, Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, biri daha önce görevinden ihraç edilen 3 astsubayı ile bir öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen astsubaylar BD, FH tutuklandı. Astsubay AD ile öğretmen Meşe ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bedelli askerlik yapacak gençlerin sevk tarihlerinin belli olması asker malzemesi satan esnafın yüzünü güldürdü. Askeri malzeme satan esnaflar, bedelli askerlik yapan bir askerin en fazla kişisel bakım ürünleri temin ettiklerini, bunun yanı sıra cüzdan aldıklarına dikkat çektiler. Malzemelerini buradan temin edebilecekleri yoğunluk malzeme, işte dediğim gibi cüzdandı, iç çamaşırıydı. O tarz malzemeler. Gidenler de yeni yeni ufak tefek bir iki gündür gelmeye başladı arkadaşlar. İç çamaşırı alıyorlar genelde ağırlık olarak. Çünkü iç çamaşırı en çok tüketilen ürün. Yani belli bir eğitimden geçecekler 20 gün içerisinde. O yani iç çamaşırlarını yıkama ihtimalleri biraz kısıtlı, sıkıntılı. Değiştirmek isterlerse yedek bol bol iç çamaşır alıyorlar şu an. Bedelli askerlik yasasının kabul edilmesinin ardından birçok kişi başvuruda bulundu. Başvurusunu tamamlayan ve kabul edilen vatandaşlar için ilk 3 döneme ait celp dönemleri belirlendi. Buna göre ilk 12 bin bedelli asker 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek. Her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime, milletime ve cumhuriyetime canımdan aziz birim, icabında vatan, icabında vatan, namusum üzerine hadi içerim, hadi içerim. Sevk tarihinin yaklaşmasıyla birlikte askeri malzeme satışlarında da artış görüldü. Evet sevgili izleyenler, bedelli askerlik yapacak gençlerin sevk tarihlerinin belli olmasıyla asker malzemesi satan esnafın yüzü güldü. Bedelli askerlerin yapacağı harcamaya ilişkin değerlendirmede bulunan İbrahim Daştan, genelde askerlerin ihtiyaçlarının devletin karşıladığını fakat kendi mağazasından ise en fazla iç çamaşırı ve tıraş takımı temin edildiğini ifade etti. Genelde çoğu malzemeyi diğer askerlerin devlet karşılıyor. Sadece yedek almak istedikleri iç çamaşırı, işte cüzdan, boyundan asmalı o tarz ihtiyaçlarını bizim gibi askeri malzemecilerden karşılayabiliyorlar. İç çamaşırından ağırlık satılıyor. Tabii günlük ihtiyaçları, evde kullandığı malzemeleri, tıraş takımıydı. İşte o tarz malzemelerini de evden getirmeyi unutan arkadaşlar da bizden temin edebiliyor. Sivas'ta durdurulan İran plakalı bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yaklaşık 1342 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sivas'ta durdurulan İran plakalı bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yaklaşık 1342 paket gümrük kaçağı sigara ile geçirildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sivas-Erzincan Karayolu'ndaki uygulama noktasında İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagaj kısmını kontrol eden polis ekipleri İran uyruklu yolculardan NN, TO, MJ ve AS'nin valizlerinde yaptıkları aramada yaklaşık 1342 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Gözaltına alınan şüpheliler kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğüne götürülürken şahıslara kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan cezai işlem uygulandı. Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında gol yollarında sıkıntı çeken Demir Grup Sivasspor'da futbolcular şut çalıştı. Yeni sezonu iyi başlayamadıklarını söyleyen Demir Grup Sivasspor'un fil dişi sahili golcüsü Auron'a antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kone şu an için hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Geride kalan 4 haftayı değerlendirirsek iyi bir sezon başlangıcı yapamadığımızı söyleyebilirim. Ama bu takımla birlikte önümüzde çok maçlar var diyerek şunları kaydetti. Essayer de gagner le maximum de matchs possible.
Şu an için iyi hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii ki geriye kalan 4 hafta değerlendirirsek iyi bir sezon başlangıcı yapmadığımızı söyleyebilirim. Ama şu andan itibaren bu takımla birlikte daha önümüzde çok maçlar var. Sezon daha çok uzun ve daha iyi bir mücadele vererek daha çok maç kazanacağımızı düşünüyorum. Sezon hedefinin sorulması üzerine ise tecrübeli futbolcu, bireysel olarak bir hedefim yoktur. Çünkü takımın hedefi var, takımın hedefi de ne kadar çok maç kazanırsak o kadar puan alırız diyerek şunları ekledi. Tüm takım adına bir şanssızlık olduğunu söyleyebilirim. Ama daha çok çalışıp, daha çok mücadele edip, bu şanssızlığı kırıp daha çok ataklarımızı, pozisyonlarımızı bitireceğiz ve daha çok gol kaydedeceğiz, atacağız. Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında gol yollarından sıkıntı çeken Demir Grup Sivasspor'da futbolcular şut çalıştı. Demir Grup Sivasspor milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada cumartesi günü geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda karşılaşacağı Bursa Spor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yaptı. Antrenmana taraftarlar yoğun ilgi gösterirken futbolcuların neşeli olduğu görüldü. Demir Grup Sivasspor ile Bursa Spor arasında 20. Cumhuriyet Kupası'nda 8 Eylül Cumartesi günü saat 18'de yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi futbol severler ücretsiz olarak izleyebilecek. Demir Grup Sivasspor yarın saat 18'de 4 Eylül Stadyumu'nda 20. kez düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası'nda Bursa Spor ile karşılaşacak. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.